Bu sabah 8:15 vapurunda onu gördüm karşımda. Dizlerimi titretti, aşık oldum galiba. Yakışıklı babam gibi, aşık oldum anam gibi. Nereden çıktı bu adam, beyaz atlı prens gibi. Ne bu? Rüya. İşte her sabah 8:15 vapuruna koştura koştura gidiyorum. Güverteye çıkıyorum, orada arkası dönük bir adam martılara pasta atıyor. Oo, niye pasta atıyor? Çok zengin biri belli ki. Sonra bir dönüyor, nasıl yakışıklı babam gibi. Ben de aşık oluyorum anam gibi. Anladım. Dah. Ay bunun Hikmet'le ne ilgisi var Yonca? Abla çok ilgisi var ya. Yani bir haftadır her gece aynı rüyayı görüyorum ben. Hani birinin bana yardım etmesi lazım. Ha sen bunu mu soracaktın o kadına? Evet, bir şey çıkmaz mıydı? Ay, ay benim salak kardeşim ay. Ayol, rüya gördürmek için elin kadınına mı gidilir? Burada senin ablan var. Aa, ben sana anlatacağım bu rüyayı şimdi. Ya ne olur ya, ne olur ya, yalvarıyorum anlat. Tamam, bak şimdi. Rüya diyor ki... Geçmişe bak Yonca diyor. Senin gelecekte bir numara yok diyor. Yani ne varsa eskilerde var diyor. Ay anla bunu artık diyor. Sen git eski defterleri karıştır diyor yani. Evet. Aynen. Aa. Bak sana orada tarih de vermiş. 8:15 vapuru ne demek? Ne demek? 8. ayın 15'i demek. Yani o zamana kadar buldun. Bulamadın, artık hiç boşuna uğraşma ya diyor. Rüya. Evet. Hemen o zaman gideyim eski defterleri karıştırayım. Aynen.